Ev dekorasyonunda, hatta firmaların dekorasyonunda mobilyacılar çok önemli bir yer tutarlar ve bir firmaya konuk oluyoruz şimdi. Merhaba Sektörlü Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz TÜMUZ ile devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Erzurum'dan, Dadaşlar Diyarı'ndan ve sektörün lider firması Öncü Mobilya'dan sesleniyoruz sizlere. Her zaman olduğu gibi yanımızda da firmamızın sahibi beyefendi Musa Şenbakar bulunmakta. Bakalım kendisi çalışmaları ve faaliyet alanları ile alakalı bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Musa Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Bizi burada konuk edip ağırladığınız için ben şahsınıza ve Öncü Mobilya'ya teşekkür ediyorum. Musa Bey, çalışmalarımızdan, faaliyetlerimizden bahsedeceğiz. 30 yılı aşkın süredir mobilya sektörünün içerisindesiniz. Yenilikler, güzellikler katıyorsunuz eski ürünlere. Bunlardan bahsetmeden önce ben ekranlar başındaki değerli izleyicilerimize sizleri tanıtmak adına sormak istiyorum. Musa Şenbakar kimdir? Musa Şenbakar 1984 yılında doğdum. Erzurum Merkezi Öncelik Mahallesi'nde doğdum. 12 yaşında okul okumadığım için mobilya döşemeye başladım. Yani çocukluğunuzdan beri bu 12 yaşından beri bu işin içerisindeyim. Şu an 32 yaşındayım işte. Evet. Peki bu işin kurucusu kimdi? Öncü Mobilya'nın? Kurucusu bizim bir akrabamız. Bu 3. nesil ben işletiyorum. Siz devam ediyorsunuz 3. nesil. Burası o zaman 30 yılı aşkındır devam eden Öncü Mobilya ismiyle Erzurum'da hizmet veren bir sektördeyiz. Öyle. Peki burayı konuşalım. Öncü Mobilya ne yapar burada? Hizmetlerimiz neler? Biraz bahsedelim mi? Bizim hizmetlerimiz eve girdiğimiz zaman A'dan Z'ye her şeyi yapmak. Yani müşteri bunu yapabilir misiniz dediğinde ben onu yapamam diye bir şey söylememek. Musa Bey, çalışmalarımızı biraz açacak olursak biz burada tam olarak ne yapıyoruz, neler yapıyoruz? Yani burada eski eşyaları alıp siz yeniliyorsunuz, hizmet olarak tekrar konuklarınıza ulaştırıyorsunuz. Evet. Biraz bahsedelim bundan. Biz öyle söyleyeyim ki 40 yıllık, 30 yıllık, 25 yıllık, 10 yıllık müşterilerimizin kullandığı malzemeleri alıp yepyeni ilk günkü haliyle yapıp teslim ediyoruz. Neler bunlar mesela olabiliyor? Mesela mutfak köşemleri, oturma grupları, oymalı taçlı takımlar, daha çok oymalı taçlı takımlar yapıyoruz. Normal koltuk takımlar, klasik takımlar yapıyoruz. Sandalyelerimiz var. Tabii sandalyeleri yapıyoruz ve ölü renk boyalarda renk değişimi yapıyoruz. Mesela gümüşlük yatak odası boyasında müşterimiz kahverengi beyaza çevirmek istiyor. Biz de onun boyasını da çeviriyoruz. Yani siz burada diyorsunuz ki müşteriye sizin hayal ettiğiniz şeylerin hepsini biz burada gerçekleştirebiliriz. Tabii ve imalat da yapıyoruz. Koltuk imalatı yapıyoruz şu an. Oturma grubu imalatı yapıyoruz, sandalye imalatı yapıyoruz, klasik koltuk imalatı yapıyoruz. Erzurum'da bu konuda ilkiz. İlksiniz. Ha? Gayet güzel. Peki Musa Bey, ben bir müşteriyim. Sizi aradım. Evimde eski eşyalar var dedim. İşte sandalyedir, bu çekyattır veya koltuktur. Ne yapıyorsunuz? Nasıl bir yol haritası izliyorsunuz? Öncelikle müşterimizin evine gidiyoruz. Koltuklarına bakıyoruz. Ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Müşterimize ne istiyorsunuz diye soruyoruz. Kataloglarınızla götürüyorsunuz. Tabii kataloglarda götürüyoruz. Müşterimizin de öyle yine resim indirdiği internetten falan oluyor. Buna benzetebilir misiniz diye soruları oluyor. Evet. Yapabiliyorsak diyoruz ki tabii ki yaparız. Benzetiriz aynı modelini ya da biraz daha farklısını yapabiliriz deyip müşterimize göre yapıyoruz. Beraber orada karar veriyorsunuz. Tabii. Ürünleri kendiniz mi alıp getiriyorsunuz? Kendimiz alıyoruz. Yani. Yapıp götürüp bir daha teslim ediyoruz. Yani taahhüt ettiğiniz sürede müşterinin istediği o güzellikleri yaratıp tekrar kendilerine teslim edebiliyorsunuz. Bu tabii. Anlamda da herhalde servis aracımız var. Servis aracımız var. Biz mesela geçen yıl Doğu Beyazıt'ta bir otel yaptık. Yani Doğu'nun bütün illerine gidebiliyoruz. Yani talep gelmesi doğrusunda siz sadece Erzurum'da sınırlı değiliz. Değiliz. Yakın iller, ilçelere kadar tabii. Hizmetlerimiz gidiyor. Tabii Aşkale, işte Erzurum'un yakınları Hasan Kalesi, Ilıca, Kars'a gidiyoruz. Evet. Doğu Beyazıt'a gidiyoruz. Yani müşterimizin isteğine göre yok demiyoruz. Gayet güzel. Peki Musa Bey, hizmet politikanız içerisinde burada sizin için olmazsa olmaz nedir? Nelere çok dikkat edersiniz? Bizim için olmazsa olmaz müşterinin memnuniyeti. Benim için öncelikle. Evet. Benim müşterim dükkandan içeri girdiği zaman diyorum ki onun için en güzelini yapmamız lazım. Ben her zaman yanımda bulunan işçilere de söylüyorum. Benim müşterimin işini güzel yapabilmeniz için malzemeden kaçınmayın. Evet. Kaçın, hangi malzeme olursa olsun kullanın. Parasını ben vermiyor muyum? Malzemeyi ben almıyor muyum? En iyisini sen kullan. Evet. Kullanacağım müşterine. Yani sizin için müşteri memnuniyeti ön planda. Zamanında teslimler ön planda. Tabii ki öyle. Bunlar olmazsa olmazımız diyebiliriz. Peki ürünlerimizi nelerden tedarik ediyoruz? Rengarenk. Burada önümüzde çeşitler de var.
ürün gamınız geniş anladığım kadarıyla. Tabii, tabii. Siz müşteriye her türlü renkleri sunabiliyorsunuz. Mesela ben bazı firmalar birer tane bir firmayla çalışırlar. Ben gördüğünüz gibi 9-10 firmayla çalışıyorum. Müşteri geldiğinde bütün seçenekleri sunuyorum. Hangisini beğenirseniz diyorum, ondan yaparız. Tabii rengimiz, çeşidimiz, modelimiz çok. Ben yeniliği severim. Evet. Yani müşterimiz için yenilikler. Çünkü genciz ve yolumuzda Allah nasip ederse ömrümüz olursa yolumuz uzun. Evet. Ömrümüz uzun yani olursa. Siz anladığım kadarıyla yeni trend çizgileri de takip ediyorsunuz. Tabii tabii. Yani insanların sezonluk değil mi? Yani evlerinin veya mobilya dekorlarına göre, boya durumlarına göre herhalde işlemler yapıyorsunuz. Tabii. Müşterimizin isteğine göre ve farklı modellerde. Yani ben her işimde mesela koltuğun iskeletini sağlamlaştırmada usta çalıştırırım. Evet. Mesela döşemeciler kendi boya atar. Yok, benim özellikle boyacım vardır. Benim boyacı çocukluğundan beri, 12 yaşından beri adam boya yapıyor 30 yıldır. Yani her işte farklı bir usta çalışıyor. Profesyonel ustalar. Aynı kişi farklı tabii, bir işi yapmıyor. Ben profesyonel ustanın aşığıyım, sanatkarın aşığıyım. Ne olursa evet. olsun o sanatkarı yanımda tutarım. Evet, gayet yani, güzel. Yani dışarıda 1 lira alıyorsa ben derim ki gel. Ben sana 1,5 lira atıyorum işte laf gelişi söylüyorum. Lafın gelişi. 1,5 lira vereyim benimle çalış. Benimle çalış. Gerekiyorsa bana ortak ol ama benimle çalış. Çünkü evet. sanatkara gerçekten hastayım yani. Evet, önem veriyorsunuz tamam. bu anlamda ustalarımıza. Gayet güzel. Bu konuda ben sizi tebrik ediyorum. Peki Musa Bey, bu başarılı çalışmalarınızın arkasında bir de başarılı bir ekip ruhu yattığını ben düşünüyorum. Bu anlamda kaç uzman kadromuz söz konusu? Biz kaç metrekare bir alanda çalışıyoruz? Biz 32 kişi çalışıyoruz. 1500 metrekare alanda çalışıyoruz. Bunun yanında mutfak dolabı yapıyoruz. Farklı işler de yapıyorsunuz. Biraz tabii, onlardan tabii. bahsedelim mi? Kapı yapıyorsunuz herhalde. Kapı yapıyoruz. Müşterilerimizin isteklerine göre. Mutfak dolabı yapıyoruz. Vestiyer yapıyoruz. Yatak odası yapıyoruz. Yani siz 3. nesil olarak daha sonra yenilikler katmışsınız. Maraş sandığı kadarıyla. Yapıyoruz. Ben büyümeyi seviyorum. Yani yanında bir kişi de ekmek yesin. Hadi olsun 1 lira 1 lira da bir kişiyle daha paylaşayım, bir kişi daha ekmek yesin. Evet, hem istihdam mı yaratıyorsunuz bu anlamda? Ben bu işe 8 yıldır abimden devraldım. Hangi usta gelirse gelsin yok demedim. Gel dedim çalış. Rabbim nasip eder, maaşın çıkarsa devam ederiz. Evet. Ve Rabbim de nasip ediyor ve fazlasıyla da nasip ediyor. Ya ben kışın ortasında usta alırım dükkana yani. Evet. İyi sanatkar gördüm mü gel dedim. Evet, değerli Sektörler Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye Turumuz ile devam edecek. Bugün sizlere Dadaşlar Diyarı Erzurum'dan ve sektörün lider firması Öncü Mobilya'dan beyefendi Musa Şenbakar'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Hoşçakalın.